Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber Oppo Reno 11F 5G modelini inceliyor olacağız. Telefonun ilk olarak ben kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Zira bu telefonun kutu içeriği oldukça zengin. İlk olarak benim dikkatimi hemen 67 wattlık hızlı şarj adaptörü çekiyor. Zira bildiğiniz gibi artık günümüzdeki üreticiler telefonun kutu içeriğinden bu tarz adaptörleri kaldırmış vaziyetteler ve ekstradan bunları satın almak durumunda kalıyoruz. Fakat Oppo buna bir son vererek telefonun kutu içeriğine 67 wattlık hızlı şarj adaptörünü eklemiş ve bu da açıkçası beni oldukça memnun etti. Bunun haricinde silikon bir kılıfla beraber telefonun geldiğini söyleyebiliriz ve cihazın ekranına göz attığımızda da bir ekran koruyucusu hemen dahili olarak bu telefonun kutusuna eklenmiş vaziyette ve bu da bizleri memnun etti. Yani ekstradan bir ekran koruyucusu almanıza gerek yok. Ekstradan bir kılıf almanıza gerek yok ve şarj adaptörünü satın almanıza gerek yok. Oppo Reno 11F'yi eğer satın alıyorsanız. Bu birinci artı telefonun. Peki diğer artıları neler? Hemen ekranıyla beraber başlamış olalım. Telefonun ekranına göz attığımızda arkadaşlar cihaz 2412 1080 piksellik bir çözünürlüğü bizlere sağlıyor ve bunun haricinde de 1100 nitlik bir parlaklık oranını maksimum yakalamış oluyor. Ancak bu parlaklık oranını kendisi sağlıyor. Yani siz manuel şekilde bu parlaklığı arttıramıyorsunuz. Eğer telefon gerek görüyorsa güneş ışığı altında 1100 nite kadar bu parlaklığı bizlere sağlamış oluyor değerli arkadaşlar. Oppo Reno 11F 5G arkadaşlar 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolama alanıyla beraber şu anda satışta. Ancak bu 8 GB'lık RAM'e bir de 8 GB'lık sanal RAM desteğinin sunulduğunu ifade etmek mümkün. Benim tavsiyem bu sanal RAM'i arkadaşlar sizler aktif edin. Çünkü bu sanal RAM gerçekten telefonu oldukça rahatlatan bir detay diyebiliriz. Bu telefonda MediaTek'in Dimensity 7050 Yonga seti kullanılıyor ve bu Yonga setiyle beraber de her türlü oyunu rahat bir şekilde oynama imkanınız oluyor. Çünkü bu telefon gerçekten de güçlü bir işlemciyle beraber gelmiş ve ciddi anlamda da bu işlemciyle beraber telefon ısınma sorunu, donma kasma problemleri yaşamadan kullanıcılarına gerçekten de iyi bir oyun deneyimi vaat ediyor. Peki kamera anlamında Oppo Reno 11 F5G bizlere neler sunuyor? Hemen buna da değinmiş olalım. Çünkü bir kamera bir telefonun belki de en önemli özelliği. Özellikle video ve fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için kamera detayları gerçekten de önemli bir noktaya gelmiş durumda. Peki Oppo Reno 11 F5G bizlere kamera noktasında neler sunuyor? Telefonun ana kamerasına göz attığımızda 64 megapiksellik bir ana kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu kamerada bende hayal kırıklığı yaratan nokta OIS desteğinin olmaması arkadaşlar. OIS desteği gerçekten de önemli. Yani eliniz titreyebiliyor vesaire. Ve bu noktada OIS desteği olunca telefon titremeden güzel fotoğraflar, güzel anlar yakalayabiliyor. Fakat Oppo Reno 11 F5G'de OIS desteği ne yazık ki mevcut değil ve bu anlamda kamera benim için ciddi bir hayal kırıklığı noktasına doğru gitmiş durumda. Peki diğer kameralar ne durumda? Yani yardımcı kameralardan söz ediyorum. Diğer kameralara göz attığımızda 8 megapiksellik bir diğer kamera ve 2 megapiksellik bir de arkadaşlar derinlik sensörünün bu telefonda olduğunu görüyoruz. Ön tarafa göz attığımızda ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasının bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu selfie kamerasıyla beraber de iyi fotoğraflar çekmek mümkün mü? Evet, bunun cevabı mümkün diyebiliriz. Ancak dediğim gibi benim yakalayan nokta burada 64 megapiksellik kamerada OIS desteğinin ne yazık ki olmayışı oldu. Buradan telefon ne yazık ki ciddi bir anlamda eksiği yemiş oluyor. Batarya noktasında bizleri 5000 mAh'lik bir batarya karşılıyor. Bu batarya ile beraber bir günü çok rahat bir şekilde devirmeniz mümkün. İkinci güne de gidebilirsiniz. Ancak 67 wattlık bir de hızlı şarj adaptörü mevcut. Bundan zaten videomuzun başında bahsetmiştik. Eğer şarjınız biterse bu hızlı şarj desteği sayesinde yarım saatte %80'e varan bir şarj imkanı telefon sizlere sunuyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse sabah kalktınız telefonunuzun şarjı yok. Bu telefonu şarja taktığınızda yarım saat içerisinde %70 %80'e varan bir pil donumu gerçekleşmiş oluyor değerli arkadaşlar. Oppo Reno 11 F5G'nin arkadaşlar belki de en çok eleştirilen yanı fiyatı. Zira bu telefon 20.000 TL'lik bir fiyat etiketiyle beraber şu anda tüketicilere sunuluyor. Bu özellikleri bu fiyat ne kadar mantıklı açıkçası tartışılır. Çünkü bu fiyat bandına çok daha iyi telefonlar var mı? Bunun cevabı evet var. Oppo belki Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmak istemiş olabilir. Ancak bu fiyat bandından ne yazık ki çok fazla tüketicileri toplayabileceğini ben düşünmüyorum.
istiyorum. Siz de eğer bu telefonu beğendiyseniz, bu fiyata alırım diyorsanız ya da eleştirileriniz varsa yorumlar kısmından bizlere görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz diyorum. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken bu telefonla beraber çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videolarla beraber sizleri baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.